Hem günün sıcak gelişmelerini aktardık. Şimdi ise o sıcak gelişmeleri konuşma zamanı. Bugün konuğum Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün. Barış Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar, iyi sabahlar. Günaydın, iyi sabahlar, yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Dilerseniz Asya ile başlayalım. Asya tarafında endeksler bugün negatif bir görünümle açıldı. Şu an baktığımızda da endekslerin bazılarında %1'lerin, %2'lerin üzerinde kayıplar var. Özellikle Japonya borsası dikkat çekiyor. %2.23'lük düşüşte 22.010 puan seviyesinde işlem görüyor. Çin tarafında dün sanayi karlılık rakamları açıklandı. Aylık bazda %6'lık bir yükseliş gerçekleşti. Endekslerin yeni haftaya açılışını, negatif görünümünü nasıl değerlendirirsiniz ve Çin tarafından gelen veriyi de nasıl yorumlarsınız? Yani Çin tarafındaki veriyi herhalde yorumlamak için ilk önce tabii ki koronavirüsten yine bahsetmemiz lazım. Yani koronavirüs konusunda yani kendi açıkladıkları veri ne kadar tabii doğru olursa biraz tartışmalı ama şu anda dünyanın birçok ülkesine göre vaka sayılarında çok daha düşük rakamlar olduğunu görüyoruz. Ama kontrolün iyi sağlıklarını gördük zaten bu süreç içerisinde. Ve ekonomiden açılması konusunda da işte ilk hamleleri atan ülkelerden birisi oldu ve diğer ülkelere göre daha hızlı bir toparlanma sergilediğini görmeye başladık ve bu anlamda da herhalde sanayi karları açısından da baktığımızda fabrikaların yeniden üretime dönmeleri neticesinde işte 6 ay aradan sonra sanayi karları tarafında bir artış olduğunu o noktada söylememiz mümkün gözüküyor tabii ki baktığımızda. Ama bunun endekslere yansıması, işte bakıyorum şu anda Nikkei'de %2 civarında bir düşüş var. Hong Kong'da da yine, Çin'de de yine eksiler tarafındayız. Tabii bunun yansımalarının neden olduğunu, yani neden bu şekilde bir negatif tarafta olduğunu baktığımızda tabii geçen cuma günü özellikle ABD borsalarında yine sert satışların olduğunu gözledik. Yine keza baktığımızda Avrupa tarafında da yine satıcılı bir seyirin yaşandığını gözlemiştik cuma günü itibariyle. Yani tabii burada söylememiz gereken önemli konu tabii ki yani hep aylardır konuşmaya devam ettiğimiz ve uzunca bir süre daha konuşmaya devam edeceğimiz bu COVID-19 kaynaklı yeniden vaka sayılarında gözlenen artışın yarattığı endişeler. En fazla bu konuyu herhalde bağlayabiliriz şu anki satış tarafındaki eğilimi diye söylemek gerekiyor. Çünkü baktığımızda vaka sayılarında bir hızlanma var. Artışlarda bir yukarı yönlü eğilimin yukarı doğru devam ettiği bir süreç şu anda yine görmeye başladık. Haziran başı itibariyle dünyanın birçok ülkesinde karantina önlemleri kaldırıldı. İşte kısıtlamalar gevşetildi, kaldırıldı derken vaka sayılarındaki bu artış yeniden bazı önlemlerin alınması yönünde aksiyonlarla şu anda karşımıza çıkmaya başladı. İşte Amerika'da bunun örneğini görüyoruz. Texas, Kaliforniya, Florida gibi eyaletlerde ki Texas özellikle ilk önlemleri kaldıran eyaletlerden birisi olmuştu ve çeşitli uyarılara rağmen kaldırmışlardı bu önlemleri. Ama bakıldığında oralarda ciddi oranda bir vaka sayısındaki artışın meydana gelmesiyle orada kısmi olarak bazı yine önlemlerin alınmaya başladığını görüyoruz. Bu aslında genel itibariyle bakıldığında dünyanın birçok ülkesinde de vaka sayısındaki artışın devam ediyor olması, işte bu ikinci dalga dememek lazım aslında. Bu birinci dalganın dalgalanmaları, yeniden yukarı yönlü bir hareketi olarak herhalde bakmamız gerekiyor. Buradan hareketle yeniden bir endişe tabii ki artışı var. Yeniden daha geniş kapsamlı bir karantina önlemi alınır mı alınmaz mı endişesi var. Yine tüketim tarafında bir aşağı yönlü eğilim olup olmamasına dair endişeler var. Yani devlet teşvikleri, işte Merkez Bankası açısından yapılan teşvikler konusunda hemen hemen artık sınırlara ulaşıldığını da gördüğümüz bu nokta itibariyle sonuç olarak bu endişeler biraz risk iştahını tabii ki doğal olarak düşürüyor. O yüzden de gelen olumlu veriye rağmen Asya piyasalarında şu anda satıcılı bir seyrin olduğunu görüyoruz diye herhalde söylememiz gerekiyor. Zaten geçen hafta IMF'de küresel ekonomik büyüme tahminlerini güncellemişti. Orada da önemli miktarda aşağı yönlü revizyonlar olduğunu gördük dünyanın birçok ülkesinde. Yani özellikle işte Amerika tarafında, Avrupa tarafında, ülkeler bazında baktığımızda aşağı yönlü revizyonlar oldu. Bunlar tabii doğal olarak biraz da moralleri bozan bir durum ortaya çıkartıyor. O yüzden bu haftaya da yine virüs endişeleriyle başlayacağız diyebiliriz. Buna dayalı olarak da gelecek olan PMI verilerini takip ediyor olacağız. Ve onunla ilişkili gelişmeleri de piyasalarda herhalde geniş kapsamlı olarak değerlendirmeye devam edeceğiz diyeceğiz ben düşünüyorum. Şimdi bazı yetkililerin karamsar olduğunu görüyoruz. Bazı kuruluşların karamsar olduğunu görüyoruz. Buna karşında bazı yetkililerin de biraz daha ekonomik anlamda baktığımızda en kötünün yaşandığına ilişkin fikirlerini ortaya koyuyorlar. Son olarak Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da muhtemelen en kötüsü geride kaldı dedi. Ancak geçtiğimiz haftanın ikinci yarısından itibaren ilk etapta Çin tarafında belki dünya geneli için ikinci dalgadan sizin de söylediğiniz gibi bahsetmemiz yanlış olur ama Çin tarafında vakalar bitmişti. En azından uzun
uzun süredir de yeni vaka artışı Çin kaynaklı yaşanmıyordu. Orada yeniden bir kıpırdanma başladı. Belki Çin için ikinci dalga ifadesini kullanabiliriz. Bununla beraber baktığımızda bazı bölgelerde koronavirüsün görülmeye başladı. İlk günden itibaren baktığımızda şu an çok ciddi artışların olduğunu söyleyebiliriz. İşte siz de söylediğiniz Florida tarafında, Brezilya tarafında, keza evet. Hindistan tarafında öyle. Böyle düşündüğümüzde gelen ekonomide dipleri gördük, en kötüsünü gördük açıklamaları sizce önümüzdeki günlerde aslını yaşatacak mı? Çünkü geçtiğimiz haftanın ikinci yarısından itibaren de endekslerde, özellikle küresel piyasalarda satışların olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın son işlem günde siz değindiniz ABD spot piyasalarına. Sanki önümüzdeki günlerde bu ehemmiyetin artmasıyla beraber, vaka anlamında vakaların yukarı doğru bir hareketliliğinin olmasıyla beraber endeksler tarafında sanki o Nisan ayındaki seviyeler tekrardan gelecek mi korkusu yaşanır mı piyasalarda? Gerçekten en kötüsünü gördük mü, yoksa bu bir düzeltme hareketi midir? Şimdi evet, hani olayı herhalde ikiye bölmemiz lazım. Finansal piyasada, bir de reel kesim tarafına ekonomik anlamda bakarsak. Hani finansal anlamda işte borsalara özellikle baktığımızda tabii ciddi miktarda likidite teşviklerinin gelmesi ve faiz oranlarının da sıfıra yakın seviyelere dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde yaklaşmasıyla birlikte tabii ki orada bir ilgi artışı ve borsalara doğru bir kayma meydana geldi ve orada tabii toparlanmalar çok hızlı bir miktarda, oranda sonuç olarak karşımıza çıktı. Ama tabii işin ekonomi tarafına bakarsak, ekonomik anlamda tabii ki bu ortaya konan teşviklerin etkilerinin ne kadar sürede ortaya çıkacağını kestirmek biraz zor. Bu da tabii ki virüs endişelerine bağlı olarak tabii karşımıza çıkıyor. O tarafta bir belirsizlik olduğunu herhalde hala söyleyebiliriz. O açıdan baktığımızda gelecek, yani günler itibariyle bakıldığında evet, endeksler tarafında oldukça fazla bir yükseliş yaşandı ve teknik göstergelere bakıldığında da oldukça yukarı seviyelere doğru gelindi ve bu bağlamda işte dünyanın birçok ülkesi, Amerika, işte Avrupa, Türkiye'de dahil olmak üzere endekslerde önemli miktarda yükselişler, hatta o pandemi öncesindeki seviyelere doğru yükselişler ve kayıpların telafi edildiği bir süreci bu noktada yaşamıştık. Ama şimdi gelinen nokta itibariyle biraz işte az önce konuşmuş olduğumuz, ilk olarak neden borsalarda düzeltme olabilir şeklinde, aşağı bir hareket olmaya başlayabilir şeklindeki endişelerde herhalde ilk ortaya koyabileceğimiz neden, şu anda artmaya doğru giden bu COVID-19 vaka sayılarındaki devam eden gidişatı herhalde ilk aşamada değerlendirmek isteyebilir diye düşünüyorum ben piyasalar. Bunun dışında mesela bu haftanın üzerinde bakacaksak birkaç taneden nedeni bu noktada buraya ekleyebiliriz. Yani borsalarda düzeltme olabilir. Yani hem ABD'de S&P 500, Nasdaq, işte Dow Jones, bizim tarafı da bu sirayet edebilir bu noktada itibaren baktığımızda. Gelecek olan veriler, işte PMI verileri ne ölçüde toparlanmaya doğru devam edecek, bunlar değerlendirmek istenebilir. Burada olası bir beklentinin altında kalan veriler olursa bu düzeltme hareketi olarak, fırsat olarak değerlendirilebilir. Bu hafta Amerika'dan tarım istihdam verisi gelecek. İşte 4 Temmuz ABD'nin bağımsızlık günü nedeniyle tatil. Perşembe günü bu videoyu alıyor olacağız. Orada da mesela 3 milyonluk bir artış beklentisi var. Ona dayalı olarak bir beklenti altında kalan bir rakam olursa onun da borsalarda bir düzeltme eğilimi oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda şöyle bir şey de var mesela bu hafta içerisinde. Bu hafta hem işte Temmuz ayını bitiriyoruz, ay sonunu geleceğiz. Aynı zamanda ikinci çeyreğini de tamamlayacağız. Üçüncü çeyreğe adım atmaya başlayacağız. O yüzden de bu özellikle ikinci çeyrek içerisinde meydana gelen bu sert yükselişlerden sonra bazı işte emekli fonları, yatırım fonlarının pozisyon dengelemesi gibi, yeniden dengelenmesi gibi bir hisse senetlerini düzeltme çıkışlar meydana gelme ihtimali olabilir. Bunu da bir açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda işte devam eden bu süreç içerisinde bu özellikle mali politikalar üzerinden desteklerin devam ettiği süreci yaşamıştık. Önümüzdeki süreç içerisinde mesela bu hafta ya da önümüzdeki haftalarda da olabilir. Bu beklentilerde değişiklik olabilir. Burada yeni teşviklerin sağlanması konusunda olası bir geri adım gelme ihtimali, ki FED başkanlığından BOST için yapmış olduğu açıklama Temmuz ayında desteklerin sona ermesinden sonra esas etkiyi göreceğiz açıklamasını yaptı. Bunu da bir açıdan bakmamız gerekiyor. Aynı zamanda
İşte ABD Başkanı seçim yarışında meydana gelen gelişmeleri de yakından izleyecektir bence piyasalar. Özellikle Joe Biden'ın anketlerde ön plana çıktığı süreci takip etmiştik. O yüzden Trump'la ikisi arasında yaşanacak gerilim artışı bu noktada borsalara yeniden satış olarak yansıyabilir. Bu ABD'den diğer ülke borsalarına negatif olarak yansıyabilir. Yani ben nedenli olarak sıraladığımda bunları görebiliyorum. Aynı zamanda bir de tabii teknik bazlı göstergelere bakıldığında bunun da yaşanması muhtemel bir düzeltme hareketi olarak da bundan da bir neden olarak belki karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum. Aynı zamanda bugün bu hafta özellikle ABD'de kısa bir hafta olması nedeniyle düşük işlem hacimleri gerçekleşebilir. Onun da etkilerini bence takip edeceğimiz bir neden silsilesi olarak herhalde bu hafta yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. O açıdan bu şekilde yorumlayabilirim ben bu haftayı. Bir yandan karamsar açıklamalar var dedik. Bir yandan dip seviyeler bitti tarzında açıklamalar geliyor dedik. Bir yandan da hala yardım paketlerinin devam ettiğini görüyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in koronavirüsten etkilenen ülkelere 4.9 milyar euroluk bir yardımda bulunacaklarına ilişkin açıklamaları vardı. Bu yardımın ekonomiler üzerinde etkisi nasıl olacaktır ve bu tarz yardımlar gerek hükümetler gerekse merkez bankaları tarafından önümüzdeki süreçte devam edecek midir? Tabii şimdi bu yine aslında aynı konuya geleceğiz. Yani COVID-19'un yarattığı bu etkinin boyutunun daha artarak yukarı yönlü devam edip bunun da daha fazla bir ölüme neden olup olmayacağı ve özellikle tabii buradan kaynaklı olarak karantina önlemlerinin alındığını herhalde söylememiz gerekiyor. İşte özellikle yoğun bakım sayılarındaki vaka sayılarındaki artışın olmaması adına, hastanelerin çok dolmaması adına. Yani bu taraftaki gidişata bağlı olarak ekonomik aktivitenin de gidişatı buna dayalı olarak olacak güven açıkçası bakıldığında bu ülkeler bazındaki ekonominin toparlanması adına bence önemli olacaktır herhalde diye düşünüyorum. Çünkü bu olmadığı müddetçe ekonomileri desteklemek adına yeni paketlerin gelme ihtimali de oldukça yüksek olacak. Az önce demiş olduğunuz gibi o tutarlardaki desteklerin gelmesi zaten o Mart'la işte Haziran'a kadar geçen sürece baktığımızda ortaya çıkan tahribat, o yoğun tahribatın bertaraf edilebilmesi adına hala sağlanmaya çalışılıyor. Yani bana baktığımızda mesela PMI verilerinde bir miktar toparlanmalar var. Güven endeksleri tarafında da bir miktar işte toparlanma eğilimi olduğunu görüyoruz. Bunun yansımaları bence özellikle virüs kaynaklı gelişmelere bağlı olarak ekonominin daha fazla açılmaya cesaret edip etmeyeceği ya da bundan geri dönüşün ne kadar şiddetli olup olmayacağına bağlı olarak bence değişkenlik gösterecek. Yani tekrar karantina önlemleri çok ciddi manada ben hala kendi açımdan beklemiyorum. Fakat yani kısmi olarak gelecek olan karantina önlemlerinde bile özellikle tüketicilerin bu noktada biraz güven kaybı yaşaması, ekonomilerin kapanmasıyla birlikte ekonomik aktivitenin bir miktar daha zayıflamaya doğru yönelmesi doğal olarak teşviklerini devam edeceği anlamına gelebilir. Çünkü şu yaşadığımız şu 2-3 aylık o virüsteki o en büyük endişenin olduğu dönemde bile yaşanan şu anki tahribata baktığımızda beklentiler oldukça bozulmuş durumda ki az önce de bahsetmiş olduğum gibi IMF'in küresel ekonomik büyüme tahminindeki aşağı yönlü ciddi revizyonları bu noktada önemli. Ne kadar gerçekliği yansıtıyor da biraz belki tartışılabilir şiddetli bazı tahminler var bazı ülkelerde ama yine ben ekonomik anlamdaki desteklerin şu görüntü içerisinde eğer böyle bir devam olursa bu görüntünün bu anlattığım şekilde bence devam edeceğini düşünüyorum ki zaten mesela Çin'den Merkez Bankası'ndan da hafta sonu gelen açıklamalar olmuş şu anda hala ekonomi desteklemek konusunda atılması gereken adımlar var denmiş ve koronavirüsü de hala ciddi bir tehdit olarak algıladıklarını söylemişler. Bence bu diğer Merkez Bankası ve diğer hükümetler tarafından da bir süre daha sanırım bu şekilde yorumlanacaktır diye düşünüyorum. Aşı ya da tedavi etkili bir şekilde bulunana kadar diye açısı ben düşünüyorum bunu. Borsayı konuşalım. BIST endeksinde geçtiğimiz hafta %0.93'lük haftalık bazda kazancı vardı. Haftanın son işlem günü de %0.46'lık yükselişle 114.668 puan seviyesinde tamamladı. Yeni haftaya başlarken yeni günde nasıl bir açılış beklersiniz BIST endeksinde? Ve baktığımızda küresel piyasada da negatif bir görünüm var. Hafta içerisinde bu görünümün borsaya sirayet etmesini bekler misiniz? Ve seviye verecek olursak da hangi seviyeler göz önünde bulunduracaksınız? Şimdi bu haftanın genelinde yani borsalarda dünya genelindeki hani borsalar üzerinde düzeltme hareketleri oluşturabilecek bazı nedenleri az önce sıraladım. Hani bu nedenler ne kadar gerçekleşir tabii ki gün gün takip ediyor olacağız bunu. Yani bunun tabii ki yansımaları eğer yurt dışı tarafta eksi olursa bizim tarafa da bir miktar tabii yansıyabilir. Yani bugüne baktığımda mesela ABD vadelerinde işte Dow Jones ve S&P'nin hafif biraz artıya geçme çabası içerisinde olduğunu görüyorum. Nasdaq'ta biraz daha negatif tarafta bir hareketlilik var. Yani
DAX'a baktığımda vadeli tarafta da orada hafif bir negatif eğilim olduğunu görüyorum. Asya tarafında dediğimiz gibi satıcılı bir seyir var şu anda. Yani Borsa İstanbul tarafında evet, geçen hafta baktığımızda yine bizim biraz da aslında olumlu ayrıştığımızı söyleyebiliriz. Mesela S&P 500 geçen hafta %2 civarı sanırım bir negatif tarafta kapanış yaptı haftalık bazda. Ama biz yine hemen hemen bir önceki haftaya kıyasla hemen hemen aynı seviyede tamamladık. %0.46'lık bir artışla. Yani aslında bizim tarafta da 116.300 denemesinden sonra bir miktar orada bir karar verme çabası. Yani biraz daha düzeltmeye devam mı edeyim ya da yukarı doğru hareket etme isteğini mi oluşturayım tarzda bir hareket olduğunu görüyoruz ki haftalık bazda baktığımızda da oluşan işte grafikteki o harekete baktığımda bir miktar kararsızlık olduğunu görüyorum ben. Yani yukarı gitti olmadı, aşağı gitti olmadı. Ortalarda bir yerde o yüzden kapattık. O yüzden dediğim gibi bu hafta yaşanacak gelişmelere bağlı olarak Borsa İstanbul'da benim açımdan biraz bugün belki yatay bir açılış yapabiliriz. Yatay pozitif, hafif bir pozitif açılış yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu çok fazla negatif de olmayabilir açılış olsa bile yani negatif tarafta. Yani benim izleyeceğim destek bölgesi bu noktada ilk aşamada 113.700 olacak. 113.700 üzerinde bugün tutunmayı başarabilirsek tekrardan 115.000'e doğru denemeler bugün ve sonraki günler içerisinde olabilir. Herhalde takip etmemiz gereken ilk bölge 115.000-116.000 bölgesi. Onun üzerinde bir kapanış görmemiz lazım. Onu başarabilirsek bu hafta içerisinde yukarı yönlü hareketin devamını bence o zaman görürüz diye düşünüyorum. Ama 113.700'ün altına doğru gelme eğilimi oluştuğu noktadan itibaren de biraz bence düzeltme hareketlerinde artış olabilir. Bahsetmiş olduğum az önceki nedenler etkilemeye başlarsa 113.700'ün altına doğru bir eğilim bence görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. O zaman da işte ilk aşamada 112.500, 110.000, 111.000 bölgesine doğru bir geri çekilmeyi bence takip etmemiz gerekiyor. Ama şunu söylememiz lazım. 17 Mart'tan itibaren başlayan yukarı yönlü trend hareketinin hala devam ettiğini görüyoruz. Burada zaman zaman yaşanan düzeltmeleri açıkçası baktığımızda ben sağlıklı olarak değerlendiriyorum. Yani bunlar olduktan sonra belirli destek noktalarından bu trendin devam ettiğini sağlayabilirsek, görebilirsek eğer yukarı yönlü hareketinde trend halinde devam ettiğini bence görmeye devam edebiliriz açıkçası ben düşünüyorum şu anda. Şimdi geçtiğimiz hafta tüketici güven endeksini ve sektörel güven endekslerini takip etmiştik. Yükselişler gelmişti. Yukarı doğru inmelenme başlamıştı. Bugün de ekonomik güven endeksini takip edeceğiz. Haziran ayına ilişkin gelecek rakamlar. Beklentiniz ne yönde? Bu tarafta da bir toparlanma bekler misiniz? Bekliyorum. Yani çünkü baktığımda şimdi dediğiniz gibi reel kesim güven endeksi 16 puan civarında bir artış meydana getirdi. 89.8 oldu. Aynı zamanda kapasite kullanım oranında da bir artış var. %66'ya yaklaşan bir kapasite kullanım oranında bir artış olduğunu gördük. Sektörel güven endekslerinde hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinde bir artış var. Özellikle inşaat sektöründeki artış %33'lük bir artışa denk geliyor. Zaten baktığımızda özellikle kredi faizindeki düşüşle birlikte orada bir toparlanma olduğunu gördük. O yüzden bugün açıklanacak veride de yaşanan bu son zamanlardaki ekonomik aktivitedeki bu tarz canlılık eğilimiyle birlikte orada da ben yukarı bir eğilimin olma ihtimalini açısı düşünüyorum. Bu veriyi bu son yaşanan gelişmeler anlamında değerlendirirsek toparlanma eğilimindeki yukarı hareketi bu endekste de bence göreceğiz diye açısı söyleyebiliriz. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan da resmi gazetede yayınlanan önemli haberleri takip ediyoruz. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde sermaye piyasalarında uzaktan hesap açma dönemi başlayacağına ilişkin haberleri takip ettik. Nasıl yorumlamak gerekir? Yatırımcı anlamında baktığımızda nasıl getiriler sağlayacaktır? Tabii şimdi şöyle yani içinde bulunduğumuz dönem bunu biraz gerekli kıldı. Herhalde ilk aşamada bunu söyleyebiliriz. Yaşadığımız bu süreçte tabii ki herkes daha fazla önlem alarak hareket etmeye başladığı için özellikle işte şirketler bazında da işte şirkete giren çıkan insan sayısı sadece çalışanlarla sınırlı olmaya başladı. İşte bizim kurumumuzda da ya da diğer aracı kurumlarda da daha çok yani müşteri gidip gelme durumları olurdu özellikle hesap açma zamanları içerisinde. Bunun tabii ki azaldığı bir zaman dönemi yaşadık. Daha fazla önlemler aldığı bir dönemi yaşadık. Ve aynı zamanda bu süreç içerisinde yerli yatırımcı sayısında da bir miktar tabii, hatta bir miktar demeyelim ki oldukça fazla sayıda bir artış olduğunda bu noktada gözledik. Şimdi tabii bir açıdan bu noktadan bakmamız lazım. Tabii ki böyle bir düzenlemenin yapılması yaşadığımız bu süreç içerisinde bir gereklilikti. Ve bu gerekliliği de fırsata dönüştürebilecek bir dijital ortam, bir teknolojik gelişme eğiliminin de şu anda bize verdiği imkanı bence şu anda sağlıyoruz.
Bu tabii ki yaşadığımız bu süreç içerisinde teknolojinin getirdiği imkanla tabii ki az önce söylediğim gibi sağlanan bir süreç. O yüzden özellikle yatırımcı sayısındaki artışın devamı açısından bu noktada daha sağlıklı düzenlemeyle birlikte, yapılan düzenlemeyle birlikte daha sağlıklı şekilde ilerleyecek bir süreç bu noktada karşımıza olacak. Bence bunu oldukça tabii olumlu olarak yorumluyorum. Sürecin hızlanması adına, bazı prosedürlerin daha hızlı tamamlanması adına bence oldukça faydalı bir süreç bence bizim bekliyor diye düşünüyorum ben bu noktada. Altını da konuşalım. Altının ons tarafına baktığımızda artık 1750 dolar seviyesinin üzerinde ciddi anlamda kalıcılık sağlamaya başladı. Geçtiğimiz hafta zaman zaman 1773 dolar seviyelerini test etmişti. Bugün baktığımızda yine o seviyelere geldi. En yüksek gün içerisinde 1775 dolar seviyesini gördü. An itibariyle de 1773 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın onsu özelinde konuşacak olursak önümüzdeki günlerde daha yüksek seviyeleri görür müyüz? Kuruluşlardan da yukarı doğru revizeler geldi. 1800 dolar takip edilecek diyen var. 2000 dolar seviyeleri sürpriz olmaz diyenler var. Ne dersiniz, bu seviyeler mümkün müdür? Orta vadede düşündüğümüzde de hangi seviyeler önemli olacak? Evet, altında yani ben uzunca zamandan beri yaptığım yorumlarda yukarı hareketin devam edeceğini söylemiştim. Aslında bu görüşümü değiştirmiyorum, korumaya devam ediyorum. Zaman zaman bazı düzeltme hareketleri görsek de işte 1700'e doğru yaklaşmalardan sonra 1660-1700 dolar civarından tekrardan yukarı hareketleri gördük. Ve şimdi içinde bulunduğumuz şu duruma baktığımızda programın başında da konuşmuş olduğumuz gibi bu COVID-19 pandemisi kaynaklı olarak önlemlerin gevşetilmesi sonucunda vaka sayılarında meydana gelen artış ve bu artış sonucunda kısmi olarak bazı önlemlerin alınmaya doğru gitmesiyle birlikte ekonomik aktivitenin yeniden yavaşlayabileceğine dair endişelerin bir miktar kendini güvenli varlıklar tarafında da hissettirmiş olduğunu görebiliyoruz. Tabii bu bir etken, diğer etken de yine program boyunca birkaç kez de konuştuğumuz gibi ekonomik anlamda desteklerin devam etmesi, işte mali politika yönünden desteklerin devam etmesi, faiz tarafında sıfıra yakın faizlerin devam ediyor olması, hepsini birlikte değerlendirdiğimizde ons altın tarafındaki talebin de yeniden yani yukarı yönlü olmasına neden oluyor. Özellikle burada ETF'ler tarafında altın tarafında oldukça alıcılı bir seyrin olduğunu görüyoruz. Mesela benim takip ettiğim altın ETF'i o SPDR'da yani ton bazında baktığımda şu anda 1179 ton bir altın alım tarafında olunduğunu görüyorum. Yani bu aslında devam eden bir süreç. Yukarı yönlü hareket burada devam ediyor. ETF'ler tarafında altın alımlarının sürdüğünü görüyoruz. Bu doğal olarak tabii ki fiyatlamalara yansıyor. Ve geldiğimiz noktada da en yakın 18 Mayıs'ta 1765 dolar seviyesini görmüştük ons altında. Ve şu anda onun üzerinde tutunmaya başladık. Önümüzdeki süreç bence yine aslında virüs kaynaklı gelişmelerle ile alakalı olacak. Güvenli varlıklar tarafında ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki aşağı yönlü seyri de hesaba kattığımızda neden altın yükseliyor onu da buradan anlayabiliriz. O yüzden belki çok hızlı olmayacak. Zaman zaman düzeltmeler göreceğiz. İşte gelecek olan bazı olumlu veriler, belki vaka gelişmelerinde biraz olumlu bir seyir, biraz belki bunu törpüleyebilir ama genel itibariyle sonraki aşamalarda da ben daha ileri boyutta konuşacak olursak da özellikle yaşanan şu destekleme politikaları birlikte her şey normale doğru dönmeye başlayıp da enflasyon yükselmeye başladığı noktadan sonra ben altının buradan da talep görmeye devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden genel itibariyle altında yönüm yukarı olmaya devam ediyor. Yani bugüne baktığımızda da yani 1765 üzerinde kalırsak eğer tutunmaya başlarsak devam edersek daha doğrusu yavaş yavaş 1800-1900 dolarları bence konuşmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Yani kısa vadede baktığımızda da bence 1740-1750 civarı bence takip edeceğimiz destek seviyesi olmalı, bölgesi olmalı. Yani bunun üzerinde tutunma yukarı yönlü hareketin devamını sağlamaya sürdürebilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diyoruz. Efendim Mahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizlerle birlikte oldu. Kendisi